zarar verdiği için böyle kızdıran. Evet evet Dilek, yazık ama öyleymiş yani. Hiç aklım kadın yarından denize şu adın içerisinde kediyle birlikte. Bugün gördüğümüz görüntüler bizi gerçekten çok üzdü. Çünkü yaz boyu düzenli bir şekilde dalış yaptık. Fakat bugünkü gördüğümüz görüntüleri ilk defa rastladık. Bugün su altında yaklaşık 6 kişilik bir ekiple dalışımızı gerçekleştirdik. Gerçekten ciddi derecede çekirdek kabukları pisliği vardı. Hani toplayabileceğimiz bir pislik de değil. Elimizden geleni yaptık, kayda da aldık. Zaten çok ufak bir kesit almamıza rağmen bizi çok ürküttü gördüğümüz görüntüler. Şu an gördüğümüz görüntü zaten normalden farklıydı. Çünkü deniz gel git yaptıktan sonra karadaki tüm çekirdek çöplerini içine çekmiş ve kümelenmiş bir şekilde duruyordu. Normalde poşet, içecek meşrubat şişeleri görüyorduk ağırlıklı olarak. Elimizden geldiğince zaten bunları topluyoruz. Toplumu bilinçlendirmek açısından kayda alıyoruz ve sosyal medyalarda paylaşıyoruz bunları. Yani çok dikkate almıyorlar bunu ufak diye ama gerçekten ciddi bir insan kitlesine hitap ettiği için Konyaaltı sahili. Hani her insan bir avuç çekirdek çitlese bile gerçekten çok büyük bir kirliliğe sebep oluyor. Yani duyarlı olmalarını diliyoruz. Bizler zaten bunun için görüntüleri kayıt altına alıyoruz ve paylaşıyoruz. Dalışlardan sonra zaten bilinçli insanlarımız oluyor, geliyorlar. İşte bizden dinliyorlar su altında neler gördüğümüzü. Ama bu sayı gerçekten çok az ve insanlarımızı duyarlı olmaya davet ediyoruz. Deniz canlılarını gerçekten kötü etkiler. Onların biyoçeşitliliği açısından ve hani yaşam koşulları açısından olumsuz etkileri oluyor. Ne kadarlık bir dalış oldu bu? Derinlik ne kadar şu an mesela? Ne kadar sürdü? Bugün 14 metrelere kadar indik. Yaklaşık olarak dediğim gibi meşrubat şişeleri, poşetler, bebek bezleri çok oluyor. Soda şişeleri, pipetler çok fazla oluyor ve sahilde konumlanan kafelerin işte ambalajları, ıslak mendil şeyleri, poşetleri. Bir tarla gibiydi, bitki örtüsü gibiydi yani. Çoğu arkadaşım zaten zeytin yaprağı zannetti onları. Halbuki elledikten sonra fark ediyoruz, hepsi çekirdek çöpü.